Hani vardı ya böyle egoist tipler. Ya ben kazandım bu parayı ya. Ben yaptım ya. Kardeşim, kılmıyorum namazı ya. Ne olacak ya? Kılmıyorum. Kalbim temiz ya. Hani böyle dayılanmalar, agalar, Allah'a isyan etmeler, Allah'a hayyalesselah diye günde 5 defa namaza çağırdıktan sonra gitmemeler. Şaşırıyorum bazen ya. Ya nasıl bir delikanlılık, nasıl bir yürek ya? Ciğer mi yedin kardeşim? Allah kafa tutulur mu ya? Mahallede bir tane kabadayı oluyor veya belalı bir çocuk oluyor. Sana şöyle bir şey yaptığı zaman böyle bir anda tırsıyorsun, rev vitese takıyorsun. Ya düşün, bak düşün, düşün kardeşim. Dünyayı idare eden, içindekileri idare eden, atomları idare eden, galaksileri çeviren, şu anda herkesin aklından geçeni bilen bir Allah, böyle bir güç, böyle bir kudret, dağları yaratan, idare eden, kuşların vücut sistemlerindeki aerodinamiğe kadar idare eden bir güç var. Sana diyor ki huzuruma gel. Gelmiyorum demek nasıl bir kabadayılık, nasıl bir delikanlılık, nasıl bir yürek? Ben anlayamıyorum. Ben o kadar cesur değilim kardeşim. Ben Allah'a kafa tutamam ya. Peki ne olacak kafa tutanlar? İlla böyle şey diyeceğim diye bir şey yok ya. Gelmiyorum diyeceğim diye bir şey yok. Gitmeyince de gelmiyorum demiş oluyorsun değil mi acaba? Hayy aleyhisselam ne demek? Haydi namaza. Gitmeyince ne oluyor? Gitmiyorum Allah'ım. Ne oluyor yani? Sabah ezanı okunuyor. Belki bugün kalkmayanlar vardır. Çok çok umurunda değil. Ama iş saati çaldığı zaman zınk. Okul saati çaldığı zaman zınk. Veya annen kal zınk. Bir dakika ya ne oldu? Annene hürmetin kadar veya işine hürmetin kadar Allah'a hürmetin yok. Böyle bizim dersler böyle hacı abi. Neşter vuruyoruz. Ben derslere en çok ihtiyacı olan adam ben olduğum için çıkıyorum. Burada anlatıyorum. Hepimizin ihtiyacı var. Yani öyle şey değil. Buraya çıktım anlatıyorum düzelin değil. Hepimizde arızalar var, sıkıntılar var. Geçmiş hayatımızda problemler var. Hala var.